Merhaba millet, teşekkür ederim bu videoya geldiğiniz için. Eğer severseniz beğenebilirsiniz, beni birazcık severseniz kanalıma abone olabilirsiniz, fotoğraflarımı görmek isterseniz Instagram'ıma gidebilirsiniz. Daha önce test çözüm videolar yapmıştım ve Onedio testleri çözdüğüm videolar da çekmiştim. Bugün Onedio ilişki testlerini çözmeye karar verdim. Kiminle evleneceğini tahmin edebilecek miyiz? Lütfen edin, çok merak ediyorum. Evet kızlar, küçüklüğümüzden beri kendi düğünümüzü ve gelinliğimizi hayal edip hatta onu resmetmeye bile çalıştık. Bu cümle sayesinde kız olmadığımı fark ettim. Çünkü ben böyle bir şey yapmıyordum. Ama damadın tam olarak kim olacağı hiç de net değildi. İşte biz de bu yüzden size bir ipucu olsun diye bir şans sanıyoruz. Testi çöz ve kiminle evleneceksin öğren hadi. İlk olarak nerede evlenmek istersin? Nikah dairesinde. Sence bunlardan hangisi evliliğin en önemli parçası? Eş tabii ki. Gelinlik de önemli tabii de o sadece sonuçta o gün giyeceğim bir kıyafet ama bu kişiyle yani hayatım boyunca yaşayacağım büyük ihtimalle. Peki kim evlenme teklifi etmeli sence? Bilmiyorum ki, hiç evlenme teklif etmediğim ve almadığım için. Uzun süreli ilişkilerin sırrı ne acaba senin için? Birbirini çok bunaltmamak. Keşke bilsem. İletişim diyelim. Aslında güven falan olsaydı şurada onu işaretlerdim. Evlilik için en doğru yaş ne sence? Bilmiyorum. Zaten ben daha 18-24'ün içindeyim. Mesela belki doğru yaş 25-28 ama ben anlayamam ki. Daha o günleri hiç yaşamadım. Bilmiyorum. Küçükken hiç kendi düğününün resmini çizdim mi? Çizmem mi gerekiyordu ya? Çizmedim. Evet. Asıl ve son sorumuza gelelim. Aşk dışında başka bir şey için evlenir misin? Emin değilim. Evet. Asla. Hayat bu. Ne olacağı belli değil. Emin değilim diyoruz. Aslında hep onunla konuşmak istedin ama asla başaramadın bunu. Yanlış. Hep korktun, utandın, çekindin. Ama hiç korkma artık. Kader ağlarını örmeye başladı. O ağları parçalarım öyle bir şey olursa. Onedio beni yanlış bir hayatın içine atmaya çalışıyor. İsmini söyle, aşk hayatının neler olacağını söyleyelim. İsmimin bana güzel kapılar açacağına çok inanıyorum. İsimde kaç tane harf var? 4. Çift ismim varsa ona göre mi yapmam gerekiyor? Ama neyse, ben şimdi tek ismini kullanacağım. Soyadında kaç tane harf var? 6. İkinci bir ismim var mı? Var. Ya. Testlerde bile mutlu olamıyorum. Evet, elbet bir gün evleneceksin. Teşekkürler. Ancak şarkıda dediği gibi mutlu aşk yoktur ve bir gün siz de tükeneceksiniz. Birbirinizi tüketmek yerine modern zamanların en revaçta kavramı olan boşanma işine girişeceksiniz. Allah kahretsin, bir de mahkemelerde mi uğraşacağım ben? Erkek olmak nasıl bir şey çok merak ediyorum ve bu test bu ihtiyacıma cevap verecek. Bir erkek oluyoruz ve Merve'yi kendimize aşık etmeye çalışıyoruz. Ben bunu yapabileceğimi düşünüyorum ama Onedio'nun ideal erkek anlayışı nedir ondan emin değilim işte. Uzun süredir biriyle birlikte olmadın ve her ne kadar dışarıya pek belli etmesen de bunu kafana takıyorsun. Evet, en yakın arkadaşın Selim bunun farkında. Sana sürekli birilerini ayarlamaya çalışıyor. Son olarak okuduğun arkadaşın Merve'yi seninle buluşması için ikna etti. Modern görücü. Buluşma günü geldi çattı. Selim'den Merve'nin numarasını aldın ve Merve'yi arıyorsun. Bakalım uzun süredir devam eden bir bekar hayatına son verebilecek misin? Güveniyorum. Merve telefonu açtı. Ne diyeceksin? Selam bebeğim. Dünyanı değiştirmeye hazır mısın? Tabii ki de böyle bir şey yapacak halim yok. Çünkü Merve'yi galiba hiç tanımıyoruz. Aa, Merve nasılsın? Öyle kemküm edemem ben. Selam Merve. İşte bu. İlk adım geçtim. Ben annesiyim. Bir dakika bekle, Merve'yi vereyim dedi ve beklemeye başladım. Merve geldi ve selam ben Merve dedi. Bakın görüyor musunuz? Eğer ki bebeğim ben senin dünyanı değiştireceğim ayarında bir şey söyleseydik yanmıştık. Annesine de rezil olacaktık. Baştan kaybedecektik. Flört deyince de ben gerçekten. Selam Merve. Buluşmak için hazır mısın? Bu soruda kemküm edeceğim çünkü rezil olmak istemiyorum. Evet. Evet, hazırım dedi Merve. Tamam, 15 dakikaya geliyorum dedin ve hazırlanmaya başladın. Unutma, her şeyi al yanına. Telefon, cüzdan, anahtar. Tam 15 dakika sonra Merve'nin evine geldin ve arabanı park ettin. Aa, arabam var ve saç makyaj yapmak zorunda değilim. Çok garip bir his. Kız yarım saattir çıkmıyor. İyice heyecanlandın. Eve geri dön. Hayır. 5 yaşında çocuk değilim herhalde. Bekleyeceğim. Beklemeye devam et. Arabadan in ve Merve diye bağır. Bir de cama taş at istiyorsan. Ne bu böyle? Kapıya git ve efendi gibi zili çal. Zili çaldın ve yaşlı bir kadın kapıyı açtı. Hiçbir şey demedi. Eliyle içeri girebileceğini işaret etti. Eve girdin ve yukarıdan bir ses. Birazdan geliyorum. Kendi evimmiş gibi davran dedi. Salona geçtin. Anneannesi boş boş bakıp sırıtıyordu. Merve'nin babası olduğunu düşündüğüm bir adam atletle televizyon izliyordu ve küçük bir çocuk oyuncaklarıyla oynuyordu. Merve, sana çok üzüldüm. Merve'nin eve birazcık karışıklıklar içerisinde. Merve'nin babasının yanına otur ve televizyon izle. Bence asla yapılacak iş değil. Burası tehlikeli olabilir. Dışarı çık ve arabada bekle. Ne yapsak? Merhaba falan diyemiyor muyuz ya? Göz kırptın, kadın hiçbir tepki vermedi. Ah, tekrar göz kırptın, yine tepki yok. Allah kahretsin. Kadın sanki dünyadan kopmuş gibi. Anlamaya çalışalım. Nihayet Merve aşağı indi. Şükürler olsun, gerçekten çok gergin anlar yaşamıştık. Tight pantolon ve dar kesim tişört giymişti ve çok çekici görünüyordu. Hadi gidelim dedi. Evden çıktınız ve arabaya bindiniz. Küçük bir konuşma yapmak işe yarayabilir. Belki birkaç tatlı iltifat onun ilgisini çeker. Ayakkabıların çok tatlıymış. Kız gibisin, ayakkabıların çok tatlıymış ne demek ya? Yemin ederim beyefendilik yaramıyor bu Merve'ye. Senin ilişki IQ puanın kaç? Nerede tanışılan kişiyle ideal çift olunur? İnternet, iş, okul, konser, spor salonu, kütüphane, arkadaş ortamı, diğer. Bu kadar net konuşamam. Hayat bu. Sevdiğiniz insanla nerede karşılaşacağınızı bilemezsiniz. İlk buluşmada hesabı kim öder? Erkek, kadın, birlikte öderler. Ne önemi var? Hesabı isteyen, daveti yapan. Ne önemi var? Yani duruma göre olarak algıladım ben onu. Sağlıklı bir ilişkide arada sırada tartışma olur. Sık sık tartışmalar olur. Hiç tartışma olmaz. Hiç tartışma olmaması bence kötü bir şey. Çünkü insanız yani. Ve farklıyız. İlla ki anlaşamadığımız durumlar olacak, her şeyi içimize atamayız. Yaşanmaz öyle. Sık sık hırgür, tartışma, kaos. Öyle bir şey olmaz. Ben toksiklik seven bir tip değilim. Ara sıra. Ben neymişim ya? Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.